9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları. Pasifik Yayınları sayfa 22 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı sayfa 22 cevapları. Pasifik Yayınları kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanları kimya bilimi, doğadaki maddeleri, canlı yapısındaki maddeler de dahil, inceleyip, çeşitli işlemlerden geçirip yeni türde maddeler elde ederek bunları ihtiyaçları için insanların kullanımına sunar. İlaç, boya, plastik, gübre, iplik vb bu maddelerden bazılarıdır. Mevsim dönümlerinde en çok rastlanan hastalıklar grip ve soğuk algınlığıdır. Bu hastalıkların tedavisi için birçok insan doktor kontrolünde ilaç alır. Peki bu ilaçlar nasıl üretilir? İlaç üretme ve geliştirme ile ilgilenen bilim dalı hangisidir? Cevap, ilaç bir hastalığın teşhis, tedavisini ve bu hastalıktan korunmayı sağlayan maddelere denir. İlaçlar, saf kimyasal madde veya bitkisel ve hayvansal kaynaklı yeterli miktarda aktif madde içeren bir karışımdır. Tek bileşiğin veya farklı bileşiklerin karışımı olabilirler. İlaç üretme ve geliştirme ile ilgilenen bilim dalı farmakolojidir. Bütün canlıların vücudu, 24 saat hiç durmadan çalışan bir fabrika gibidir. Bu fabrikayı oluşturan en küçük birimler hücrelerdir. Canlılarda meydana gelen kimyasal olayları hangi bilim dalı araştırır? Cevap, canlılarda meydana gelen kimyasal olayları biyokimya araştırır. Birçok kimyasal maddenin kalite kontrolünü, yiyeceklerin, ilaçların, boyaların, yakıtların, kozmetiklerin kontrolünü, çevreyi kirleten maddelerin analizini hangi bilim dalı gerçekleştirir? Cevap, yiyeceklerin, ilaçların, boyaların, yakıtların, kozmetiklerin kontrolünü organik kimya araştırır. Günümüzdeki birçok sentetik madde petrolden üretilmektedir. Petrolün bulunması, çıkarılması ve işlenmesiyle ilgilenen bilim dalının adını söyleyebilir misiniz? Cevap, petrolün bulunması, çıkarılması ve işlenmesiyle ilgilenen bilim dalı petrokimyadır. 9. Sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı Sayfa 22 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.